Bonus Hip Hop TV. Teşekkür ederim subscribe olduğun için. Hoş geldin. Açıklama yapma, salonları. Yok, açıklama yaptığımdan değil. Yani okey. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Düşünüyorum ki şimdi kimse üstüne alınmasın. Yani şey olarak, yani yanlış anlamasın. Şu anda Türkiye'de rip seviyesinde ve ripten daha iyi oyuncular var. Ama yayın açtıkları zaman 100-200 izlenirler. Bunun sebebi kendisinin Anlos'la yakın arkadaş olması ve buradan izleyiciyi farmlaması ve kendini izlettirebiliyor olması. Bu yandan tabii ki de herkesin saygı duyması gerekiyor. Ama kendi başına... Boşuna bekledim bir saat. Amına koyayım ya. Ne oldu lan? Girmedim çünkü Steam'den bağlantı kurmuyor. Sıkıntı. Ya. Dur geliyorum ben. Bir şey yok. Daha beni bölme. Daha beni bölme engin. Devam ediyorum. Şimdi. Konunun içerisinde ben kendimi katmıyorum. Ben yayıncı bir insan değilim. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Beni de destekleyen insanlar, Türk yabancısı gelip izliyor. Bu konuyu beni dahil etmeyin. Ben o seviyedeki oyunculardan bahsediyorum. Laf vermiyorum ki şu an. Ben gerçekleri söylüyorum şu an. Kendisi de kabul eder bunu yani. Kendisi o dönemler işte ne bileyim adamın evine falan taşınıyor ediyor. Ölme lan. Saçmalama reis. Senin ne düşündüğünü biliyorum ben reis. Santres'e başarı ve sence başarılı olur mu? İnşallah hemen uyum sağlar. Takma bir de. Lig ne zaman başlayacak? Döneceğim Murat buna. Döneceğim. Bölme Murat. Başlayayım bitireyim ya. Evet. Şimdi. Berk'in. Hani çok soruyorsunuz aynı konuları. Niye 500, 5K izleniyor? Niye şöyle izleniyor falan? Bu adam. Bizle beraber oynarken. Bizim seviyemizde oynarken o zaman Türkiye içerisinde normal sıradan bir oyuncuydu. Gayet normal oynayan, profesyonelce oynamaya çalışan bizim gibi bir oyuncuydu. Daha sonrasında bizler farklı farklı takımlara gittik. O farklı farklı takımlara gitti. Hepimizin hayatı değişik yönlere gitti. Kendisi Anlos'ta o dönemden de yakın arkadaşlığı vardı zaten. Aklını kullanarak dedi ki zaten Anlos'ta böyle bir izleyici kitlesi var. Dedi ki madem ben oyundan yani şimdi çok nadir çünkü yetenekler çıkıyor. Çok nadir bir yerlere geliyorsun. Profesyonel takımlarda oynuyorsun. Ben bunu kovalamayayım. Ben direkt Anlos'la beraber başlayayım. Zaten ben esprili de bir çocuğum. İşte yakışıklı da bir çocuğum. Bence böylesi daha iyi olur diye düşündü ve doğrusunu yaptı. Ben kesinlikle bir şey söylemiyorum yani. Buna kimse bir şey söyleyemez. Gayet doğrusunu yaptı. Benim de böyle bir durumum olsaydı, ve ben de o seviyede oynuyor olsaydım, ya derdim ki, ya ben hayallerimin peşinden giderdim şahsen. Ben yayıncı falan olmazdım. 19 yaşında ne yayıncılığı amına koyayım derdim kendime. Ama gidene de bir şey diyemezsin. Saygı duyacaksın. Adam onu seçmiş, gitmiş. Yani bunu kimse alakadar etmiyor. Ha adamın izleyici kitlesi başkalarından gelmiştir. Kendisi böyle neredeyse bir hiçken birileri tarafından farmlanmıştır ama önemli olan farmlandıktan sonra o kitleyi elinde tutabilmek. Bu adam bunu iyi yapıyor mu? Adam elinde kitlesini tutuyor mu? Tutuyor. Kaç yaşında olursa olsun, küçük olsun, büyük olsun. Benim de burada küçük izleyicim var, büyük izleyicim var, aklı başında izleyicim var, onun da var. Onun da gerizekalı izleyicisi var, benim de gerizekalı izleyicim var. İzleyicilerine gerizekalı dedi diye spam yapmayın. İki. Ne dediğimi anladınız zaten. İşte gayet iyi bir oyuncu yalnız seni birebir de gayet de alır yani. Eğer bu lafı sen ciddi bir şekilde söylüyorsan, işte ben bu tarz olan izleyiciden bahsediyorum. Bu tarz düşünen kafadaki insanlardan bahsediyorum. Bunlar yüzünden ben az önce zaten dedim ki izleyici kitlesi 10 yaşın altında olan. Adam aslında 10 yaşının altında değil ama adamın kafası 10 yaşının altında düşünüyor. Kendini geliştirmemiş yani adam. Bu tarz
insanlar olduğu için ben bunlardan bahsediyorum yani. Benim az önce söylediğim bu 10 yaş muhabbeti vardı. İzleyicisi o yaştaysa ne yapayım diye. O dediğim IQ'su o olanlar yani. Onu da zaten benim demek istediğimi anlayan insanlar ilk başta anladı ama ben gene de açıklama gereği gene de duyayım. Çünkü anladığım kadarıyla oradan gelen bayağı bir izleyici var. Zaten community dediğin aynı izleyiciler dönüp dolaşıyor. Yani kimsenin birbirini kırmasına, kimsenin birbiri hakkında kötü konuşup ileri geri konuşmasına hiç gerek yok. Burada çünkü hepimiz yani tamam kardeşiz, dostuz demeyeceğim ama sonuç olarak hepimiz burada bir şeyler yapıyoruz. O yayın yapıyor, ben yayın yapıyorum. Ben oyunu öğretmeye çalışıyorum. Belki de o da öğretmeye çalışıyor. Ben düzgün bilgiler vermeye çalışıyorum. Belki o da veriyor. Hiçbir fikrim yok. Umurumda değil. Yani o da belki de benim umurumda değil. O da diyor ki o da benim umurumda değil diyor belki de. Ama bu benim arkadaş olmadığım anlamına gelmiyor. Ve ben konuşurum ve bu dediklerimin hepsinde de haklısın der yani. Bakıyorsa şu an belki de yayını izliyordur. Belki de izlemiyordur. Belki offline izliyordur. Belki birileri link vermiştir şu an izle senin hakkında konuşuyor diye. Ama geçip şu son dediklerimin hepsini dinlerse haklı diyecek zaten kendisi. Doğru diyor diyecek yani. O yüzden siz kendi aranızda ne chatte ne chat dışında boşu boşuna kavga etmeyin beyler. Gerek yok. Zaten şurada yaşayacağımız topu topu kaç senemiz daha var beraber. Ondan sonra herkes bir tarafa dağılacak edecek. Güzel yaşayın beyler. Doya doya yaşayın. Böyle ortam orospuluğu yapmayın. Gerek yok. Seviliyorsunuz. Thank you.